İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ne biliyorsunuz? Eylem Samsun'a geldiğinde ne oldu, neler yaşandı orada? Nermin Ustası'nın durduğu ev iki katlı bir evdir. Üst katına geldi. Tekkeköy Jandarma Komutanlığı'nda da zaten tutanaklar mevcuttur. Kavgayla Nermin Hanım, Eylem Hanım'ı çıkarttı oradan. Ha, bir dakika, altlı üstü mü yaşadılar? Evet, bir dönem altlı üstü yaşadılar. Hatta Eylem Hanım'ı Jandarma Komutanlığı oradan çıkardı. Aile bireyine aykırı bu olay diye. Bu olay ne zaman oldu? Yalan etme. Hayır, yalan konuşuyor. Ben yalan konuşmuyorum. Yalan konuşma. Beni öldürdünüz ya. Beni bu olaya kattınız ya. Can güvenli de susun. Hepiniz izlediniz orada. Beni öldürecekti orada. Beni öldürecekti. Hayır, susun. Birlikte durmadım. Hiçbir kadın bunu tahammül edemez, birlikte durmayı. Niye yalan konuşuyorsun? Ben konuşabilir miyim? Ne konuşacaksın sen ya? Yalan konuşmayın ya. Siz nasıl oluyorsunuz? Bir dakika. Seni de dinleyeceğim. Siz Halil'in kuzeni mi oluyorsunuz? Durur mu ya? Ben Halil'in kuzeninin eşiyim. Ya kuzenin eşisiniz. Siz evet, diyorsunuz ki... Ama evlerimiz yakın. Evleriniz yakın. Altlı üstlü. Yani Halil ama sonuçta asıl hata Halil'de değil mi ya? Şimdi Halil'de hata ama Eylem Hanım karısı olduğunu, çocuğu olduğunu, bir tane oğlu olduğunu bile bile geldi. Abo. Yalan etme, yalan. Hiçbir kadın gelmez, yalan konuşmayın. Yalan etme. Yalan konuşmayın. Sonra ki siz bunu bırakmadınız. He, biz seni sevdik demediniz mi? Yalan etme. Kim olduğunuzu biliyor. Yok Eylem Hanım, bir saniye. Biliyorum. Bakın, hanımefendi bir saniye. Hanımefendi diyor ki Eylem, ben oraya geldim. Bir dakika dur. Ben oraya geldim. Hepiniz Nermin bu evden gidecek. Biz seni çok sevdik. Sen Halil'i dediniz mi? Şehir dışında yaşamak zorunda kaldı. Neden Halil'le Samsun'da yaşamadılar peki? Halil'in evi olduğu halde. Neden Halil'in akrabalarınla hiç... Siz öğretmediğiniz olamazsın mı? Beni dövdürttürüyordunuz. Ha, fişitliyim. Şimdi şöyle bir şey. Beni iftira atmadınız mı? Eylem, bir dakika dinleyeyim ben. Ağzını bozma. Sen oraya çocuğunu, karısını bile geldin. Kolluk komutanlığında da zabıtlarda mevcuttur. Hamza'yı kolunu kırmadılar mı? Ha? Çıksın o çocuk, çıksın. Bir dakika Eylem, diyorsunuz ki Eylem oraya zorla geldi. Yalan ediyorlar. Ve zorla o evden çıkardılar Eylem'i, öyle mi? Zorla kimse çıkartmaz ya. Didem ablacığım, karısı zorla. Kim getirmiş? Halil getirmiş. Yalan ediyor. Halil'in annesine saldırdı. Düzgün konuşalım da. Bir de... Sen karışıyor sesler, anlaşılmıyor çünkü. Eylemcim, sen oraya gittiğinde Halil'in annesini dövmüşsün. Halil'in annesini niye döveyim ki? Beni çok sever kendisi. Niye döveyim? Yalan konuşuyor. Bağlasınlar. Onlar seni istediler mi gelin olarak? Kabul ettiler mi? Evet, ettiler. Hepsi ettiler. Yalan yani. Bacıları da etti. Bağlasın. Beni sevdiler yani. Yani siz diyorsunuz ki hanımefendi, aslında Nermin'den ayrılmayacaktı Halil. Bağlansın. Dur, ayrılmayacaktı. Ayrılma nedeni Eylem mi diyorsunuz? Evet, Eylem ayrılma nedeni ve Nermin Hanım'ı da görseniz o kadar mazlum, kocası olmadı. O tekrar çocuğuna döndü. Sen nikahsız nasıl çocuk yapıyorsun peki? Siz o çocuklara bir DNA testi çıkar. Siz iyi bilirsiniz, iyi. Hanımefendi, senin kızın neden nikahsız bak, çocuk yapıyor? Bak, beni sinir etmeyin, tamam mı? Bak sinir etme, çocuğumun DNA'sı çıkacak, o kimde oldu? Çocuğun Halil'den. O Halil'in karnındaki çocuk da kimde olduğu çıkacak. Hamza da çıksın. Ya susun. Bir dakika dur. Nermin, bir dakika dinleyeceğim sizi de. İddiası şu ki Eylem'in, Nermin Hanım Halil Bey'i aldatmış. İlk çocuğu başkasından, hatta evet. Son, şu anda doğurmak üzere olduğu çocuğun da. Akrabası bir dakika Halil demiş ki, aramış Eylem'i, demiş ki en son doğan çocuk da benden değil. Didem ablacığım, Halil buralardaydı yakın zamandır. Gidip geliyor belki. Gelsene ararsın. Dur, ben bir sorumu yarısını alayım. Bir dakika. Hanım, bir müsaade edin ama. Dinleyeyim. Çok yakın. Tamam. Bizim evlerimiz çok yakın. Evet. Hani sürekli gidip geliyor buraya. Belki ikili oynuyordur, bilemem. Ama Eylem Hanım bunu bile isteye katlandı yıllardan beri.